Eski çağlarda kölelik diye bir sistem vardı. Bazı ekonomik durumu iyi olan insanlar, ekonomik durumu iyi olmayan insanları alıp köle olarak kullanıyordu. Peki kölelik neydi mesela? Onları köle pazarından çırılçıplak bir şekilde alıp evlerine götürüyorlardı ve onlara istedikleri bütün her şeyi yaptırabiliyorlardı. Cinsellik de dahil. Peki bu insanlık dışı dediğimiz durum şu anda bitti mi? 21. yüzyılda gerçekten kölelik var mı? Ya da gerçekten biz modern köle miyiz? Aslında gerçekten bunu açıklamak için bugün video çekmeye karar verdim. Biz modern köleleriz arkadaşlar. Çevrende, iş hayatında, okulda, işte, mecliste, sokakta, nerede olursan ol, sen de bir kölesin aslında. Ve kölelik eski çağlardaki gibi değil, biraz daha evrim geçirerek çok daha kötü bir hale geldi aslında. Fabrika işçileri 10 saat çalışıp aldıkları minicik maaşla kendini geçindirmeye mi çalışıyor? Ya da politikacılar konuşup konuşup yalan yalan şeyler üretip bir sürü para kazanıp halkı ezip saçma sapan politikalar üretip çok para kazanıyorlar. Peki bunun dengi neresinde? Neden zenginler çok zengin ya da yoksullar bu kadar yoksul? Ya da neden akrabalar birbirinden bu kadar nefret ediyor? Eğer kendimden bir örnek vermem gerekirse, kendim gibi davrandığımda, ben olduğumda, kendi hareketlerimi yaptığımda, kendim gibi hissettiğimde bazı insanlar bu durumdan rahatsız oluyor ve nefret ediyor. Neden? Çünkü iğrençsin, aşağılıksın, ibnesin, pisliksin diye bakıyorlar. Ama onların seveceği bir tarzda bir şey yaptığım zaman bu herhangi bir şey olabilir. Aa, evet, ilgisini çekiyor. Bak ne kadar güzel. O da bizim gibi davranıyor. Bak buradaki bizim gibi kelimesini sakın unutmayın. Çünkü bizim gibi davranıyor, bizim gibi düşünüyor, bizim gibi olduğu için bizimle oturabilirsin. Ama bizim gibi düşünmezsen, bizim gibi davranmazsan siktirip gideceksin. Ve seninle asla konuşmayacağız. Hiçbir şey yokken, herhangi bir sorun yokken, böyle çok sinirliyim ve çok gerginim bugün. Hiçbir şey yokken insanlar birbirinden nefret ediyor. Ve kendi içlerindeki nefreti de dışarı saçabiliyorlar. Peki bunun amacı ne? Mesela kendi sevgi görmüyorsan, kendi çevrende mutsuzsan, kendi içinde sorunların varsa bana ne? Senin sorunlarından bana ne? Herkesin içinde kendi yaşadığı sıkıntılar vardır. Kendi lanet odası bir dünyası vardır. Okey, anlıyorum ama kendi yaşadığın saçmalıkları, kendi yaşadığın iğrençlikleri kendine sakla ve insanları arayarak, sürekli ağlayarak negatif elektrik, negatif bir durum sunmaktan vazgeçmelisiniz. Bu herhangi bir alanda, herhangi bir yerde insanların yaptığı en büyük korkunç şeylerden birisi. Başıma da geliyor mesela. Hiç diyalog kurmadığın ya da hiç konuşmadığın insanlar seni arayıp nasılsın? Bugünlerde biraz konuşabilir miyiz diyor. Ben de diyorum ki neden aradı acaba? Şu anda hani aylardır beni aramayan bir insan neden aniden arar? Çünkü benden bir şey isteyecek tabii ki de. Sırf beni özlediği için ya da benim ne yaptığımı merak ettiği için. Ben iyi miyim, sağlıklı mıyım diye değil. Çünkü bana işi düştüğü için beni arayacak. Bu benim en yakın akrabalarım da dahil öyle. Hiçbir zaman sevgi dolu, beraber oturup yemek yiyebileceğin, sohbet edebileceğin ya da rahat rahat, bak bu rahat rahatı da unutmayın, konuşabileceğin, kendini anlatabileceğin, sonunda seni kucaklayabilecek ve seni gerçekten olduğun gibi kabul edecek bir insan yok. Özellikle belki de benim çevremde yok. Çünkü bu insanlar gerçekten kendi içinde müthiş cahiller. Müthiş ama yani bu cahillik öyle bir şey ki insanın beynini değiştiremezsiniz mesela. Belli bir şey vardır. İşte insan doğar, işte doğduğunda zaten küçük yaşlanır ve eğitilmeye başlar ama insanlar doğduğu anda zaten 7-8 yaşlarında bir kişilik oturur. O kişilik nedir? İşte yaşam tarzı, düşüncesi, hareketleri falan. Küçük çocukları gözlemlediğiniz zaman bakarsınız mesela 8 yaşında bir çocuğu gözlemlediğiniz zaman 18 yaşına geldiğinde de aynı hareketleri yapacak, 28'de, 38'de de yapacak. Ve bu hayatı boyunca o olarak yaşayacak. Ve insanların her zaman kafasında şöyle bir düşünce var. O biraz daha büyüyünce değişir. Öyle olur. Bizim gibi olur. İşte bizim gibi düşünür. Şöyle yapar. Hayır. İnsanları neden oldukları gibi kabul etmiyorlar? Ya da neden insanlar sürekli bize benzesin? Ya da bizim gibi olsun. Bizim gibi değilse siktirsin gitsin modundalar. Bütün bunlara geçeceğim şu anda. Çünkü konuyu biraz daha değiştirmem gerekiyor. Aslında konu tamamen şuna odaklanmanızı isteyeceğim. Yaşadığımız dünyanın gerçekten mükemmel bir alanı var yani. Çok güzel oksijenimiz var, güzel ülkeler var, yemekler var. Çok çok müthiş bir dünya. Ama bazı insanlar bunun içine öyle bir etti, öyle bir etti ki, öyle psikolojimizi alt üst etti ki artık gerçekten dünyadan bile tat almamaya başlıyoruz. Bir süre sonra
Affedersiniz, bir süre sonra artık dünyanın okey yaşıyoruz, yemek yiyip yatıyoruz bu anlama geliyor. Neredeyse 1,5 senedir, belki de daha fazladır çok ciddi bir baskı altındayım. Ve bunu hiç kimse bilmiyor. Sürekli beni eleştiriliyorum. Sürekli ben, bak sen şöylesin, sen şöyle beş para etmezsin, sen böyle bir insansın, sen şöyle bir insansın. Ve ben sürekli susmak zorundayım. Neden? Çünkü ben ekonomik gücü sahip değilim. Ekonomik gücü sahip olan onlar. Ve onlar ekonomik gücü sahip olduğu için beni isterse sokağa atabilirler. Ödeyemediğim faturalardan dolayı ya da ödeyemediğim kiralardan dolayı her şekilde istediği şöyle bir anda bile sokağa atarlar. Çünkü neden? Ev onun değil mi? Ben beğenmedim. Siktir git diyebilir. Neden? Benim kaşıma gözüme bakarak sen evde otursan kira ödeme mi diyecekler? Yok öyle bir dünya. Ve ben susa susa gerçekten artık o kadar çok bıktım ki. Ve haklı olduğum konularda da haksız duruma düşüyorum artık. Haklıyım. Evet, ben haklıyım. Bak böyle olması gerekiyor hani. Sonuçta ben de bunu yapacağım. Senin için şunu öderim. Bak bunu yapacağım. Hayır. İnsanlar bunu anlamıyor. Çünkü insanlar o kadar bencil, egoist ve kendi içinde yaşadıkları pislikleri o kadar çok fazla size veriyorlar ki bu artık gerçekten çekinilmez bir durum mesela. Artık küçük yaşta sen nasıl bir travma yaşadıysan, nasıl saçma sapan bir ailede büyüdüysen, sonra gelip bana bulaşıyorsun. Ve benim hiçbir suçum olmadı halde. Hiçbir zaman beni sevdiğini, benimle ilgilendiğini, beni gerçek anlamda önemsediğini görmediğim insanlar sadece para için ya da canı sıkıldığı için, yalnız kaldığı için ya da konuşacak kimsesi olmadığı için beni arayıp benimle konuşmak istiyor. Abi senin amacın ne? Kimseyi bulamadığın için beni arıyorsun. Hangi cehennemdeysen orada yaşa. Hiç kimseyi rahatsız etmeye hakkın yok senin. Sen kimsin gerizekalı? Allah'ım yarabbim. Gerçekten çok sinirliyim. Ağlamamak için kendimi zor tuttum ama dayanacağım galiba. Ya bilmiyorum anlatabildim mi şu anda ama o durum aslında şuna kapitalist sisteme karşı da gelmiyorum artık çünkü alıştım yani. Zenginler her zaman zengin, yoksullar her zaman yoksul olacak ve bu değişmeyecek. Belki de hayatımın sonuna kadar yoksul yaşayacağım. Okey. Bunu geçiyorum ama gerçek anlamda hiçbir şekilde bana hiçbir faydası olmayan insanların üstüne bir de arayıp para üstü istemesine gerçekten artık illallah. Gerçekten illallah. Çünkü hiçbir şey yok aramızda. Hiçbir şey yok. Hani bana verebileceğin ya da benim sana verebileceğim hiçbir şey yok. Hiçbir iletişimimiz yok. Abi daha ne istiyorsun? Bir git. Yani yok yani. Sen benim için yoksun. Bittin artık. İnsanları öyle bir duruma getiriyorlar ki insanlar artık böyle belli bir kalıptan çıkabiliyor mesela. Ben kendimden örnek vereyim. Hani artık şeye geldim hani böyle okey artık ne olursa olsun bir şeylerin değişmesi lazım. Ben kendimi daha fazla ezdiremem. Sürekli benim özel hayatımla, yaşam tarzımla, kendi kişiliğime hedef alarak eleştirmelerine kimsenin izin vermeyeceğim. Evet gerekirse çok zor bir işte çalışacağım. Çok işte belki patronumla tartışacağım. İşte belki de maaşım geç yatacak falan fıstık ama en azından sürekli beni yeren bir insan olmayacak. Ya da haksızlığa düştüğüm zaman çalıştığım şirkette ağzımı açıp konuşabileceğim. Neden? Çünkü ben çalışıyorum. Ve ben çalıştığım için de hakkımı alıyorum. Ben bedava kimseye çalışmıyorum mesela. Senin bana bağırmaya hakkın yok. Neden? Çünkü ben çalışanım. Ben çalışarak para kazanıyorum. Sen bana babanın hayrına bu şirkette para vermiyorsun. Ben emeğimin hakkını veriyorum sana. Ben emeğimle bir şey yaptığım için sen de benim maaşıma yatırıyorsun. Bu kadar basit yani. Bu patronunu bağırdı diye susmak ya da önüne bakmak değildir. O pısırıklık, o aptallıktır bence. İşimi kaybedeceğim ya da ne yapacağım korkusundan da. Kaybet. Ölmeyeceksin. İşini kaybet, evini kaybet. Her şeyini kaybet ama en azından konuş ve içini anlat. Hayır diyeceksin. Bana bağıramazsın. Bana böyle davranamazsın. Beni hedef alamazsın. Çünkü ben sana emeğimi satıyorum. Sen de bana hak ettiğin parayı veriyorsun. Hatta belki de hak ettiğin parayı vermiyorsun. Ama en azından bu sistemin çarkları böyle döndüğü için ben de buna susmak zorunda kalıyorum. Gerçekten bazı insanlar o kadar aptal, o kadar hastalıklı, o kadar iğrenç, o kadar çok parası olduğu halde, o kadar çok bencil, o kadar çok egoist ve o kadar çok yalnız, o kadar çok iğrençler ki
Sadece paranız var. Başka bir şeyiniz yok. Yemin ederim. Bak sadece bankadaki paranız var. Ama geceleri tek başına yastığa başını koyup tek başına yatacaksınız ve tek başına öleceksin. Çünkü paradan başka hiç kimsen yok. Belki ben şişman, işe yaramaz, gerizekalı, tembel herifin tekiyim. Ama en azından yaşayabileceğim bir hayatım var. Benim umutlarım var. Senin de sadece paran var. O paranı al götüne sok. Belki sana zevk verir ha? Sadece parası olduğu için ya da para olduğu için kendini mükemmel zanneden böyle onursuz pezevenk insanlara demek istediğim o kadar çok şey var ki. Ama sustukça o zaman çok iyi bir insan Özal çünkü çok dinleyin. Ay dinlemiyorum sizi bıktım çünkü. Gerçekten bıktım. Adam yerine koyduğun insanların evine gittiğinde sana laf çakıyorlar. Ya da laf atmaya çalışıyorlar. Amına koyayım ben senin misafirinim. Ben sana gelmişim. Seni saymışım. İnsan gibi davransana. Ya insan gibi davran ya da hiç davranma. Ya da siktir git yani. Bu benim yaptığım bir suç aslında. Ben her zaman kendime bir pay bulurum. Hani burada bir şey var, burada bir hata var ama o suçlu da benim diye düşünüyorum. Çünkü arada en büyük suçlu da ben olabilirim. Çünkü neden? İnsanların sizi eleştirmesine susarsanız, sizin kişiliğinize hedef almasına susarsanız, insanların size istediği gibi davranmasına izin verirseniz sonucuna da katlanmak zorundasınız. Aman şöyle demeyeyim beni burada ne derler. Aman bunu yapmayayım şöyle olur böyle olur diye içimize ata 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 artık hasta olacaksınız. Ve hasta olduğunuz için de insanlar mesela bir süre sonra aa kilo almış hasta olmuş iyi ne kadar iğrenç görünüyorsun kilo aldığın için. Ay bunu diyen insanları da gerçekten anlamıyorum. Bir insan kilo aldığı için ya da aşırı zayıfladığı için onu eleştiremezsin ya da çok aşırı samimi olmadığın bir insana sen neden kilo aldın ya da kilo verdin diyemezsin. Buna hakkın yok çünkü. O adamın ne yaşadığını biliyor musun sen? Nasıl, neden bu kadar zayıf ya da neden bu kadar kilo aldı? Hiçbir şey bilmiyorsun. Kendi skin kafanda dünyaya hiçbir şey taktığın yok. Salak salak etrafta geziyorsun. En neyse bu kadar yeter. Daha fazla konuşmak istemiyorum çünkü. Bu sistemin çarkı böyle dönüyor. Yani yapacak bir şey yok. İnsanlar her zaman aşağılık olacak. Ve insanlar her zaman zenginler, yoksulları her zaman ezmeye devam edecek. Ve yoksullar da onlara biçilen bu dünyada, bu kapitalist dünyada yaşamaya devam edecek. Çünkü neden biliyor musunuz? Para olan insanlar her zaman çok değerli şartlarda yaşarlar. Çok küçük bir şey söyleyeceğim ve kapatacağım videoyu. Geçen yaz 5 yıldızlı çok iyi bir otelde kaldım ve gece otelin plajına indiğimde, plaj diyorum işte, yüzme havuzuna indiğimde oturdum böyle düşünüyorum şimdi. Etrafta da böyle yani o otelde kalan insanlar vardı ve hepsinin ekonomi gücü çok iyiydi. Hepsinin parası pulu olan zengin züppelerdi. Düşündüm ki aslında hayat herkes için hayat yani. Havuzun başında oturup içkisini içen adam da zengin yaşıyor. Evinde televizyon izleyen yoksul adam da yaşıyor. Yani aradaki fark sadece konfor. Yedikleri içtikleri yemekler farklı. Bindikleri araba yaşadıkları evler. Sadece bu. Aslında insanlık insan insanıdır bence. Onun da düşünceleri, onun da aynı fikirleri var. Onun da aynı bir ruhsal dünyası var. Tek sorun nerede biliyor musunuz? Konfor, money, money, money. Onun yaşadığı ev, onun bindiği araba, onun gittiği ortam, onun gittiği yer, onun yaptığı şey, onun sattığı zurtu, pırtısıdır. İşte tam olarak da bu. Kapitalist sistem insanları öyle bir hale getirdi ki resmen kötü oldu. Her neyse arkadaşlar bu videoyu şu anda bilmiyorum paylaşacak mıyım paylaşmayacak mıyım çünkü şu anda çok gerginim. İyice düşünmem lazım çünkü bu kanala genelde eğlenceli işte içerikler üretmek için açtım. Güzel şeyler için açtım ve insanlar YouTube kanalını açtığında en azından benim kanalıma denk geldiğinde işte gittim Münih Vlog'unu izlesin biraz eğlensin biraz gülsün diye açtım. Kimseye negatif elektrik vermek istemiyorum öyle bir insan değilim. Bilmiyorum paylaşmam belki de ya da paylaşırım. Paylaşırsam da kusura bakmayın. Her neyse. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar başka bir videoda Nisan ayında Vlog 2 Münih'le karşınızda olacağım. Sevgiler.